arkadaşlar selam. Castrol Efsane Garajlar serimizde bugün Castrol Ford Team Türkiye'deyiz arkadaşlar. Serdar abi ve Murat'ın yanındayız. Serdar abi ve Murat'ı anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Çoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Serdar abi yılların rallicisi, bir garajı var burada. Murat da kaç şampiyonluğun var abi? 3 Türkiye, bir Avrupa şampiyonluğu, bir Avrupa kupası. Murat'la ilgili biraz görüntüler koyalım buraya araya. Bu kadar böyle sessiz sakin görünüyor. Bu kadar mütevazi duruyor ama nasıl gittiğini bir görün. Anlamayı çok seviyorsun bu arada. Yani öyle özel bir merakım yok. Mesela babam onun zamanında çok daha fazla arkada intiş otomobiller vardı. Onlar çok daha yan gidiyordu bize göre. Bizde yan gidiyorsan artık limiti aşmaya yakın olduğun için kaymaya başlıyor otomobil. Aslında seninki biraz mecburiyetten yani. Limitte gittiğin için yan gidiyorsun. Evet yani limitte gidiyorsan otomobil artık limitin üstüne çıkıyor ve kaymaya başlıyorsun. Ama onların otomobillerinde gaza basınca zaten arkası geliyordu otomobilin. Onlar mecburen yan gidiyordu. Evet. Bizde yan gidiyorsan anla ki limite yakın bir hızla gidiyorsun. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün biraz bu garajın tarihinden bahsedeceğiz. Biraz Serdar abi ve Murat'ın yarış geçmişinden bahsedeceğiz ve inanılmaz arabalar göreceğiz. Anadolu yarış otomobili göreceğiz. Hemen arkamızdakilerden bence başlayalım. Ford Escort'lardan. Bunlar MK1 değil mi abi? Evet, bunlar MK1. 1967 senesinde üretimi başlayan, 1974'e kadar da devam eden Escort MK1'ler. Bunların üçü de 70'li 74 sonrası yani RS 2000 dediğimiz tipte hazırlanmış 3 tane MK1. Yani bunları dünyanın birçok yerinde bile bu şekilde hazırlanmış MK1'i bir arada bulmak çok zor. Yani burada söylerim mütevazi olmayalım çünkü insanların da ilgisini de çekiyor böyle şeyler. Ben hemen ilk sorduğum sorulardan biri dünyada ne kadar diye. Ya bu kondisyonda bir otomobil arkadaşlar şu anda 100 bin poundmuş. Yani 800 bin TL civarında şu an dünyanın her yerinde aynı fiyattır zaten. Çok amatörleri 50 bin pound ile 100 bin pound arası dersek doğru bir aralık olur. Bu otomobil en üst spekte yani 16 subap motorundan, 5 vites hedefinden, full floating dediğimiz arka diferansiyelinden. Yani bunda hani bir otomobil deyim vardır. Bunda yok. Yani yok. Şu an çıksa zaten yarışır direkt yani. Tabii. Bu yarış arabası olarak homologe edilmiş versiyonu. O yüzden de tabii ekstra bir kıymetli. Diğerleri de öyle değil mi abi? Evet yani bunun şase numarası da çok özel. Yani bu 1974 senesinde yarış kasası olarak üretilmiş bir kasa. Ama yani öbürlerinde bundan çok büyük bir farkı yok. Bu otomobil aslında benim kendi otomobilim. Sağ taraftaki kırmızı historik rally şampiyonumuz Kemal Gamgam'ın otomobili. Öbür tarafta da Pekin Paris'ten herkesin tanıdığı Erdal Tokcan abimizin otomobilleri. Yani hepsi benim değil. Onda bu arada kalkmış oldum. Yani 300 bin pound yok burada. Sadece 100 bin pound. Ben bunlarla ilgili detayları çok boş dinliyorum. Çünkü benim jenerasyonumdan çok uzak. Yani hazırlanma sürecinde ben de varım. Anlıyorum her şeyinden ama onlara çok anlam ifade eden bazı terimler, bazı anılar bende yok tabii. Çünkü yani 70'lerin 60'ların otomobilleri bunlar. Garajın öbür ucuna doğru gidince benim jenerasyonuma daha yaklaşacağız. Anadolu'da devam edelim o zaman. Bu arada arkadaşlar buradan bildiğiniz yani bir böyle 10 bölüm belgesel çıkar yani. Hepsini tek tek konuşsak arabaların. Çünkü hepsi çok kıymetli. Aşağıda daha hazırlanmamış veya hazırlanmış olsa da bugüne çok uymayan birkaç otomobil vardı. Yani bugün seçtiklerimizden aslında bunlar. Normalde burası aslında böyle bir setup'ta da değil arkadaşlar. Burası bildiğiniz bir yarış garajı ve yarış zamanları, yarış öncesinde burası bayağı böyle arada görele bütün herkes yarış arabalarında yani çalışıyor. Yani burada otomobiller sökülüyor, takılıyor. Böyle müze düzeninde tutmuyoruz normalde otomobilleri. Sadece bir köşemiz aslında müze düzeninde kalıyor. Buralar normalde bildiğimiz tamirhane diyeceğimiz boyutta. Temizinden ama. Temiz bir tamirhane diyebiliriz. Bayağı laboratuvar gibi ya. Bu arabada arkadaşlar Range Koçu Bey'in yarıştığı, rahmetlinin yarıştığı arabanın aslında birebir replikası. Bu araba hakkında Serdar abi bence çok şey anlatabilir. Aslında bu araba benim hayatımı anlatıyor. Türkiye'deki motorsporların hayatını anlatıyor. Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin, otomobil sanayisinin hayatını anlatıyor. Şu kırmızı otomobilde aslında her şey birden var. Olabildiği kadar kısa özetlemeye çalışacağım. 1966 senesinin sonunda Anadolu seri üretim başladı. Esası 67 gibidir. Yani 66'da birkaç otomobil üretildi. 1968 senesinde de o zamanki Türkiye'de Otomobil Sporları Federasyonu yok. Türkiye Touring Otomobil Kulübü Türkiye'deki motorsporlarını idare ediyor. İlk resmi rally yapıldı. Türkiye Rally'sidir adı aslında ama Trakya bölgesinde geçildiği için Trakya Rally'si diye de bilinir. O rally'e giren rahmetli Renk Koçibay ve Demir Bükey'in kullandığı, ikisinin de ne kadar büyük efsane olduğunu biliyorsunuz. Bu otomobil o rally'i kazanan otomobil. Yani Türkiye'deki otomobil tarihini başlatan, Türkiye'deki ilk yarış kazanan yerli otomobil. 10 yaşında bir çocuk olarak bu yarışı seyretmeye gittim. Bu otomobili gördüm. Bu otomobilin bu rally'i kazandığını gördüm. O günden sonra da benim için rallyci olmaktan başka bir hayal yoktu. O gün girdi kanına aslında. Aynen. Amiyane tabiri. O gün kanıma girdi. O günden sonra zaten başka hiçbir işte uğraşmadım. Bu arabanın motorunda ekstra bir şey var ama tabii içinde roll cage'ler var bu falan. Bu tamamen her şeyiyle 1968'deki bir rally otomobilinin hazırlanma teknolojisi.
teknolojisiyle. Yani bugünkü ya orada mesela bir bakabilir miyiz tabii, tabii tabii orada enteresan gelecek şeyler vardır. Yani bildiğimiz o zamanki kaputmanlığı kendinden. Mesela çok önemli bir detay göstereyim size. Bu işin tekniğinden anlayan arkadaşlar için. Bakın üzerinde şarj dinamosu var. O zaman alternatör yok. Alternatör öncesi şarj dinamosu teknolojisi. O zamanki arkadaşlar mesela Lucas konjektör var üzerinde. Yani bunlar artık son 30 senedir 40 senedir otomobillerde olmayan şeyler. Mesela daha sonra yarışan Anadolu'ların hepsi bu kutulu direksiyon sisteminde. Üzerinde kutulu direksiyon var. Kramayar, rack and pinion sistemine çevrilmiştir. Bu otomobil 1968'deki teknoloji neyse üzerine yani Weber'ler sonradan modifiye etmek için ilave ediliyor ki zaten 60 senelerin başında Alfa Romeo'lar bile bu Weber'lerle çıkılıyor. Bu Weber'lerle işte Heather's Exhaust. Bu içi falan da otomobilin yani tamamen çok güzel yani ya. Koltuklar fiberglass'tan böyle karbon kevlar falan yok. Hiçbir İşte saatler, ilave saatler. İçindeki o zamanın teknolojisi lastik bile duruyor. Standardı kaç beygirdi abi? Şu an kaç beygir? Standardı 58 beygirdi 1300 motorun. Bu şu anda 125 beygir civarlarında ama üzerinde hafifletildiği için arkada kilitli diferansiyel var. 444 aynama artı var. Üzerinde şanzımanın içinde 4 vites şanzıman ama bullet gearbox denilen yakın oranlı bir şanzıman kiti var. Suspansiyonu farklı, freni farklı falan yani buna benzer şeyleri camlar. Tamamen. Bunda cam. Bunda cam. MK1'de mesela bir kadar. Bu enteresan detay abi. Türkiye rally'si. Yani bu şey. Apostrof yok. Hiçbir şey yok. İngilizce, Türkçe. Evet. Kafa Türkiye, karışıklığı mı olmuşuz? Rally'yi daha Türkiye'ye ilk defa getirdim. Evet, yani, benim için nasıl çevireceklerini de bilmiyorlar. Rally'nin Türkçe yazılımı olmadığı için rally'yi İngilizce yazmışlar. Sonra Türkçe'de rally 2 ile yazılıyor. Yanına da si demişler. Bunların hepsi 1968'den muhafaza edilmiş. Orada ne yazıyorsa aynı. Aynen o yani. Burada da MK2 görüyoruz. Bu arabada bunu sanki ben yarışta gördüm bu arada. Bu sene Historic Rally Şampiyonası'nda yarışan, başarılar elde eden bir otomobil. Bu da Escort, demin gördüğünüz MK1'lerin 1974'ten sonra üretilen MK2 İkinci versiyonu. İkinci kasası yani. Bu araba senin yarıştığın bir araba abi. Bu evet, Sierra Cosworth. Beni esasında en ünlü yapan, en büyük başarıları elde ettiğim, VP sponsorluğunun başladığı, 91 ve 92'de kullandığım, iki kere Avrupa Rally Şampiyonası rallisi kazandığım bir otomobil. Benim için manevi değeri çok önemlidir. Bu arada Castrol'le Ford'un da işbirlikleri 100 yıla dayanıyormuş aslında. Aynen öyle. Senin yani ne kadar oldu abi? 1990'da başladı. Yani 30 yılı devirdiniz. Burada efsanevi. İşte bu benim zamanlarım artık. Biz bu arabanın hayalini kuruyorduk 90'lara mesela. 90'lara geliyoruz abi. Evet abi. Evet, bu da Escort Cosworth. Bunun da benim açımdan manevi değeri, hoşluğu. En son şampiyon olduğum 1996 senesinde Türkiye Rally Şampiyonu oldum ve o sene Avrupa Rally Şampiyonası'nı Türkiye ayağı olan Rally of Turkey'yi de kazandığım otomobil. Ben 16 yaşındaydım. Hatırlıyorum yani, bu araba efsane gidiyordu. Biz sesinden falan anlıyorduk, Serdar abi geliyor diyorduk. O zaman böyle bu arka spoiler falan filan da çok fütüristik. Benim o zaman herhalde en favori otomobilimdi. Bir gün sahip olmak çok istediğim bir otomobildi. Bunun bir tane de arka tarafta standardı var. Ona bakacağız. O da çok güzel. Yani o herhalde bu koleksiyondan hiç çıkmayacak. Benim en önem verdiğim, en değerli otomobillerden biri o. Çünkü o da hala çünkü kült oldu yani otomobil şu anda zaten bütün dünyada. Aynen, 92 model. Türkiye'de zaten de çok az olan bir otomobil. Mesela bu rally otomobilinin senin izleyici kitleni enterese edeceği konulardan biri, Türkiye'de ilk ALS yani antilek turbo sistemi var ya, antilek turbo sistemini Türkiye'de ilk kullanan otomobil. Evet, burada ben susayım, Murat başlasın. Bu benim bu da tam yaratık gibi duruyor yani. İnanılmaz bir şey yani. Yani tabii arada çok büyük bir sene farkı var. 1996, bu da artık bu sene. Türkiye şampiyonluğunu kazandığımız otomobil. Ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda 2 yıl yarıştığımız, Dünya Şampiyonası'nda yarıştığımız otomobil. Ford Fiesta R5. Tabii diğer caddedeki Fiesta'lardan çok farklı. 4 çeker. İçi falan çok daha farklı. 5 ileri bir sıralı şanzıman var. Amortisörler, süspansiyon tamamen farklı. Motoru 1.6 turbo. Kaç beygir şu an? Bu sınıfın kurallarından dolayı 300 beygiri çok geçemiyor. Yani 290-300 beygir civarlarında. Bunun bir üstü de var tabii. VRC'ler. Onlar da 400 beygir civarında ama VRC'ler Türkiye'de ve Avrupa Şampiyonası'nda yasak. O yüzden en yukarıdaki sınıf bu. Ancak bunu kullanabiliyorsun. Bunun daha üstü yok. 0-100'ü ne? 4 saniye. 4 saniye. 3,5-4 saniye. Ama orada etkileyen yani taraf şöyle. Asfaltta da, toprakta da, buzda da aynı 0-100'ü verebiliyor. Evet. Zemin gözetmeksizin aynı şekilde kalkabiliyorsun. Hatta bazen buzda böyle çivili lastiklerle iyi de bir buz varsa asfalttan da daha iyi bile tutunabiliyorsun yere. Burada bir şey sormak istiyorum. Çok merak ediliyor bu. En önemli şey yağ. Çok yüksek hızlarda ve sürekli yüksek basınçta gitmek çok kolay bir şey değil bir otomobil için. Senin için kolay artık ama bir otomobil için çok kolay değil. Yağ olarak Castrol'ün 16 şeyci
kullanıyorsunuz. Hiçbir modifiye yapılmıyor mu ya? Ya hiçbir katkı koymuyor mu? Birebir aynı bizim yolda kullandığımız ya birebir kullanıyorsunuz. Kesinlikle. Yani benim yaramı değiştirdin. Yani çok kızıyorlar katkı satanlar. Ben bunları söyledim. Abi katkı diye bir şey yok. Yani kusura bakmasınlar arkadaşlar. Yani bugün BP gibi dünyada yağ teknolojisinin sahibi olan firmalar kendi yağlarının içine o katkıdan bulup da koyamıyorlar mı da merdiven altında üretilen o katkılar kullanılıyor. Yani bu yağlar katkısız haliyle, bu haliyle bir tek bu otomobillerde değil yani çok daha hızlı otomobillerde 600 beygirlik, 1000 beygirlik. Bir de sadece motor yağı değil. Yani bizim için motor yağı tabii çok önemli. 10-60 kastrolet çok önemli ama kullandığımız şanzıman yağı, kullandığımız diferansiyel yağı, kullandığımız fren hidroliği yani fren hidroliği mesela belki motor yağından da önemli çünkü farklı hidrolikler kullanıldığı zaman hemen kaynıyor. Kastrolün SRF diye bir hidroliğini kullanıyoruz. Bütün dünyada bunu kullanıyor. Motor sporlarında en iyi ürünü kullanmamak gibi bir özgürlüğün yok. Çünkü en tepedeki performansı yakalamak istiyorsan olmazsa olmazlardan biri ve otomobilin içerisindeki aslında her sıvı aynı markadan geliyor. Buzlu bir havada veya çamurlu su geçişinden geçtiniz. Cam suyunuzun bile iyi çalışması lazım. Antifrizin de iyi çalışması lazım. Her sıvı bu otomobilde Castrol. Mesela seyircilere enteresan gelecek. Bizim şu anda Murat'la gündemimizde olan geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir konu. Bu sene Türkiye Rally Şampiyonası Sarıkamış Rally'si ile başlıyor. Evet. Yani Türkiye Rally Şampiyonası da buz rallileri, kış rallileri çok olan bir şey değildi. Şimdi biz bu otomobili buz rallisinde yarışacak bir otomobil setup'ına çeviriyoruz. Mesela amortisörlerin içindeki yağ değiştirmek lazım. Yani soğuk, mesela, soğuk havadan yani bu derece yani yağ dediğimiz hayatımızdaki sadece motor yağı, şanzıman yağı falan değil. Çünkü sıfırın altında 20 derecelik, 30 derecelik ısılarda bu amortisörün içinde bizim yazın 40 derecede, 30 derecede kullandığımız yağ kalın geliyor. Biz bu rally için amortisörlerin içindeki yağları değiştirmek zorundayız ki Sarıkamış'ta performans elde edebilmek için. O yüzden motor içindeki yağ düşün yani. Sen mesela en uzun etapın kaç kilometre abi? 40 dakikaya yakın etap geçtiğimiz yani olabiliyor. Yani 40 dakika boyunca hiç ayağını kaldırmadan aslında gidiyorsun dayanması yani. Lazım evet, dayanması lazım yani o yağ. Bir de bu eski otomobillere göre şu an motorun içindeki basınçlar falan çok daha yüksek. Kesinlikle. 2 litrenin altında neredeyse otomobil yoktu. Bu otomobil 1.6 yani basınçlar o kadar arttı ki motor içinde. Yağ teknolojisi de onunla birlikte artmak zorunda. Yani Age'in işte buradaki avantajı bildiğin yağ şekil değiştiriyor. Serdar abi çok çok daha iyi bilir. Yani yüksek basınç altında resmen katılaşmaya yakın bir hale geliyor ve sürtünmeye minimuma indiriyor. Orada bir film tabakası oluşturuyor. Yani eskilerle mukayese edersen şöyle bir durum var. Yani bunu anlatacağım bizi dinleyen arkadaşlarım çok büyük bir kısım bilir. Eskiden metal işleme kalitesi bugünkü kadar iyi değildi. Hı. Yani bir krangı taşlarken, piston kolunun içine taşlarken, işte çapak kalır, üzerine taktığınız ana yataklar, kol yataklar bugünkü kadar yüksek teknoloji ürünü değildi. Dolayısıyla boşluklar fazlaydı. Yani şöyle bir motorun kol yatağıyla muhlu arasında %4-%5 boşluk vardı. Milimetrenin %5'inden bahsediyorum. Yani o bile çok. Bugün bu boşluklar %1'lere indi. Yani bugün tabii imalat teknolojisi çok daha iyi oldu. Bugünkü yağ üreticinin işi çok daha zor. Eskiden o %4'lük, %5'lik boşluğa o yağ girip nüfuz edebiliyordu. Yağ filmi oluşturabiliyordu. Şimdi bugün artık saçtan bile aynı. O kadar azaldı ki oraya girip orada yağ filmi oluşturmak çok önemli. Bunu da Castrol ürünleri başarılı bir şekilde yapıyor. Burada da ilk otomobilim var. İlk yarıştın. Sene kaç? Ben bu otomobille ilk 2005 yılında Rallycross'a girdim. Hayatımdaki ilk yarışım. Ben de Rallycross yaptım bu arada. İnanılmaz zevkli bir şey. Yaptım. Ümit'in arabayla, Evo'yla. Çok zevkli bir şey. O da keyifli. Ya Rallycross'ta tabii limitleri bulmak çok kolay. Ufacık bir pist. Etrafı toprak. Hemen pisti çözüyorsun zaten. Ya en kötü takla atıp olduğun yerde kalırsın duruyorsun. Yani. Ki ben bununla takla da attım 2005 yılında. Riva'da bir tane çok güzel bir pist vardı. İkinci yarışımda. Beykoz konaklarına giderken solda. Sonra başka bir işler için kullanıldı o arazi. İlk kazan da odur. Yani bu otomobilin çok önemli yeri var benim hayatımda. Çünkü bu sporla buluştuğum, öğrendiğim otomobil. Bunu saklarsın artık. Ya bu zaten duruyor artık. Zaten sakladık. 10 yıl oldu en son kullanalı. En eskisi, en yenisi. En yenisi. İkisi karşıya duruyor. Orada da çok güzel iki tane örnek var. Yani buna bir şey daha eklemek istiyorum. Bu otomobil direkt Murat'ın ilk otomobili de değil. Benim bir de yeğenim var. Güven Bostan'da. Güven'de bir dönemler yarışıyordu. Güven'in de ilk rally otomobili. Ondan sonra Murat bu otomobille başladı. Onun için yani böyle Bostancı soyadıyla ailevi olarak da çok aileden biri olmuş artık. Yeğenin ya. Ben sabah söylemiştim. Yadigar mı? Ve bu 100. rally. Murat son şampiyonluğu ilan etti. 100 rally oldu. Yani 1. rally otomobili ve 100. rally otomobili. Böyle bir 100 rally'lik bir süreç görünüyor. Süper anı yani. Orada iki tane çok nadide örnek var abi. Böcekten biraz önce konuştuk. Herhalde 4 tane falan kaldı dedi. Çok az var. Yani bu zaten 150-200 adet üretilmiş bir araçtı. Bir dönemde tabii bunların hiç kıymeti bilinemedi. Sen hatırlarsın, bilirsin. Bunların hepsi kesildi. Kamyonet yapıldı. Anadolu kamyonet yapıldı. STC
Vitreler de öyle. Çünkü şase aynı olduğu için bu üzerinde kep değişik olduğu için önüne bir kamyonet kepi koyup arkasına da kamyonetin arkasını koyup bunların çok büyük bir kısmını ne yazık ki kamyonete çevirdiler. Bu Anadolu'nun spor otomobil denemesi. Evet, STC. Böyle bir şeyi niye yaptı abi? O zaman da çok radikal bir karar değil yani, mi? Yani evet biraz radikal. Evet. Belki karikatürlerde falan görüyorsunuz. Tesla'nın yeni modeline benzetiyorlar. Evet bunları. Benzetiyorlar. Bir yandan. Yani bu çok değerli büyüklerimiz Can Naum'la Kral Naum'un bir nevi mezuniyet projesi gibi düşünmek lazım. O senelerde düşünüp böyle büyük işte cesaret yani. Sahil kasabalarında falan o tip yerlerde kullanılmak için ucuz maliyetli bir otomobil olarak üretildi. Ucuz muydu o zamanlar hatırlıyor musun? Ucuzdu tabii yani nispeten ucuzdu. Anadolu'nun birebir aynı motoru var. Aynı motoru var. Bir fark yok. Yani yürüyen aksam aşağı yukarı aynı. Aynı yani aynı diferansiyel, aynı şanzıman. Dediğim gibi bunlar böyle 170-180 adet gibi üretildi. Şu anda da zannediyorum 5-6 tane, belki 10 tane vardır. En fazla. Sen arabanın dikiz aynasını gördün mü? Çok keyifli. İçine oturup, içine oturman lazım. Şaka yapıyorsun ya. Bu mu dikiz aynası? 360 derece gösteriyor etrafı. Yanda aynalar yok. Şaka yapıyorsun ya. Oturduğun açıdan 360 biraz fazla oldu tabii. 180 daha doğru. Yani bu hani sonradan takma falan değil. Yani o zamanında Amerika'da böyle kumlarda kullanılan, buggy tipi araçlarda kullanılan bir aynaymış. O zaman fabrika çıkışı olan bir aynadan bahsediyoruz. Yani sonradan uydurma takma falan değil. Yani dış dikiz aynaları yok arkadaşlar. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Evet. İç dikiz aynası da burada. Yani şu 1.5'u iç dikiz aynası. Geri kalanı da dış dikiz aynaları. Aynen öyle. Yani. Direksiyon falan hep özel tasarlamışlar abi. Anadolu'la bununla alakası yok yani. Evet her şey böcek için. Çok da ergonomik değil aslında oturuş pozisyonu falan. Oturma pozisyonu şey gibi. Yemek sandalyesinde oturuyorsun aynen gibi. Pedallar birbirine çok yakın. Ama yani o zamanın şartlarında böyle enteresan bir deneme. Bu da spor, ama çok havalı. Spor Anadolu da o gün için çok iddialı bir otomobil. Yani bir kere iki kişilik bir otomobil. Yani 70'lerin Türkiye'sini düşün. 70'lerin Türkiye'sinde hatta 80'lerin 90'ların Türkiye'sinde bile sedan otomobil tercih edildi. Evet. Yani aynı otomobilin hatchback'ini bile hiç kimse kabul etmezken bu otomobil bayağı iki kişilik bir otomobil olarak üretilmiş. Çok arkasında bir tek stepnesi var. Yani o zamanki spor otomobillerden aslında bir eksiği yok. Yok. Olmadığı gibi mekaniğini de ben iyi biliyorum. Merak ettim. Hiç mi oturmadın bu arada içine? Gerçekten. Kafana çok dikkat et. Kafana vurabilir bu otomobile otururken. Gel can. Çok yakın oranlı bir şanzımanı var. Söylediğim gibi. Şuraya, evet. Oraya. Direkt bayağı. Ben hala her bindiğinde vuruyorum kafamı. Çok güzel ya. Bunu bir gün kullanalım ya. Kullanalım. Ha? Yani bunu Türkler yapmış yani. Zamanında böyle bir otomobil yapıyorlarmış. Şalteri kapalıdır onun büyük bir ihtimal. Evet. Onların hepsinin şalterleri var aşağıda. Bir gün kullanalım bunu Serdar abi. İstediğin zaman. Vallahi. İstediğin ya buna zaman. Türkiye'nin ilk spor otomobili diyebiliriz. Kesinlikle. İkincisi yok zaten. Değil mi? Motor peki farklı mıydı abi? 1600 motoru biraz daha güçlü. Açayım mı? Tabii. Bu nereden açılıyor? Yoraktan torpidonun içinden. Ha. Açan torpidonun. Bunda torpidonun içinden evet, açılıyor. Torpidonun içinden. Torpidonun içinden. Üstünü kaldır evet. Bundan kaç tane üretildi? Hatırlıyor musun Serdar abi? Abi bu biraz daha fazla. Bu 300, böyle 276 adet falan üretildi. Bundan da şu anda trafikte tescilli. Ben geçenlerde hatta trafikten baktım. 25-26 tane trafikte tescilli var ama altında bu 25-26 taneden kaç tanesi şu anda yürür vaziyettedir? Onu bilemiyorum. Torpidonun içi dedin. Ya Murat kullanmıyorsa zaten kim olur? İyi ki ben bakmamışım. Bu kaç beygir abi? Fabrika çıkışı 72 beygir. Bunun da yarış otomobili yapıldı. STC. Yapıldı ve zamanında yani rahmetli Renç, Şükrü Okçu, Demir Bükey, Romolo Marcopoli, Attila Merter falan gibi Türkiye'nin meşhur pilotu. Hatta İskender Aroba bu otomobille STC ile Safari'ye gitti. Türkiye'de otomobile gönül vermiş bizler gibi insanlar için bu feci bir otomobildi. Yani inanılmaz bir şeydi yani. Vay be. O zaman en son Ford Escort'la bitirelim mi? O da efsane çünkü. O arabayı çok soruyorlar bana. Satıyor mu Serdar abi? Satmıyor diyorum tabii ki. Yine benim için önemli bir Sierra Cosworth. Bu da 1994 senesinde ben bunu çok az insan biliyorum. Bunda pist yaptım. Evet pist yaptım. 1994'te girdiğim bütün yarışları kazanarak pist şampiyonu olduğum bir otomobil. O da benim için önemlidir. Bunu Murat anlatsın. Ben bunu gerçi çocuk olarak görüyordum. O zaman böyle en imrendiğim, en hayran olduğum otomobildi. Herhalde senin de. Benim de öyle. Tabii canım. İlk beşine falan bizim rüyamıza gelen modellerden bir tanesi. Şöyle bir spoiler falan yok yani. Bunun yani posterini falan yapıştırıyordum ben odama. Şanslıyız ki bir tane böyle elimizde var. Şu motora bakalım mı abi? Vay be direksiyon altına koymuşlar. Aslında çok mantıklı bu arabayı. Abi hepsi bir ayrı bir yerden açılıyor, evet. Unutuyorsun sonra. Yeni nesilde artık hep aynı yerde. Bu arabayı biz Hızır Gürel'e Almanya'daki eski Almanya rally şampiyonlarından Reinhard Heinbach vardı. Heinbach'ın kendisini aldığı otomobildi. O otomobili biz Heinbach'tan Hızır'a satın aldık. Hızır 2 sene falan kullandı. Sonra Hızır'dan ben devraldım bu otomobili. Daha otomobil 26 bin kilometrede. Yani en son bir Murat bir
çıktı, kullandı. Evet. Hava güzel olmadıkça zaten çıkarılmaz. Yani yağmur varsa çıkmaz bu otomobil. Evvelki sene Ford Otosan Kocaeli Arası'na gidip gelirken kullandım. Yani senede bir kere, senede bir bile değil ortalaması yani. İki senede bir falan çıkıyoruz. E hala o kondisyonda. Bu otomobilin farklı bir özelliği de bu. Rally otomobilin homologasyon versiyonu. Evet, oradaki şimdi, aslında ilk gördüğümüz MKB'ler evet, gibi. Bundaki fark mesela arka kanadı biraz farklı. Türbosu çok daha büyük. Galet'in büyük bir turbosu var. T35 denilen turbo ile çıkıyor. Mesela bunda fabrika çıkışı water injection dediğimiz turbo su soğutması. Manifoldun içine püskürten su soğutması var. Homologasyon yarış otomobili versiyonu. Homologasyon da ne demek arkadaşlar? Yani aslında bu otomobilin yarış versiyonunu çıkartmak için bir yol versiyonunu çıkartıyor markalar. Belli bir sayıda üretiyorlar. Böyle bir zorunluluk var aslında aynen, bütün dünyada. Aynen öyle. Bu da işte mesela biri. Mesela kliması yok. Bunun klimalı versiyonu yok. Kliması şöyle yok. Şöyle bir özelliği var. Homologasyon versiyonu çıktıysa zaten rally otomobillerine çevriliyor. Evet. Öyle çıkarılıp da rally otomobiline çevrilmeyen çok nadir otomobil var. Böyle standartlarında. O yüzden de çok zaten değerli. Zaten markalar bunu satın alıyor ya da yarış takımları sizin gibi satın alıyorlar. Direkt yarış otomobiline çeviriyorlar ama böyle evet, ama nadir örnekler de var. 1-2 sene sonra cadde versiyonları artıyor. Mesela o zaman işte türbosunu ufaltıyorlar. Gücünü azaltıyorlar. Bakın araba tuttuysa. Klima takıyorlar mesela. Bunun birkaç sene sonraki versiyonlarında klimalı olanı da var. Böyle daha cadde versiyonunu çıkarıyorlar ama ilk versiyon yarış versiyonu olarak. Bu orijinal kalsın diye kliması bile takılmadı mesela. Yani bunun abi orijinal klimasını satın alıp buna takabilirdik ama bu çıkan otomobilde yoktu diye öyle kliması. Elimizde vardı da hatta yani kendi aramızda da değerlendirdim ki asla bu neyse 1992'de fabrikadan çıktı ya neyse hava, öyle oldu. Hava iyiyken kullanıyorum bu otomobili. Dışarısı sıcak, klima yok. Yani bir yerden sonra işkenceye dönüşmeye başlıyor. Yani. Sunroof var üstünde, sunroof var. Bu da enteresan bir otomobildir. Bu artık yenisi, yenisi üretiliyor şimdi. Evet şu anda bu dönemde çok önemli çünkü bu brand tekrar isme döndü. Puma ismi bu. Puma Super 1600 bizim 2002-2003'te kullandığımız otomobil. Bu otomobil bu da o zaman tasarım olarak çok cesur bir otomobil. Evet, yani bu hani dünyadaki en şık rally otomobillerinden biridir. Bu otomobilin şöyle de bir özelliği var. Bu otomobilin kendisi olarak François Dual'in 2001 senesinde Monte Carlo rallisini kazandı otomobil. Yani çok teşekkür ederiz. Ya burada mekanikler çalışır. Bu aslında bu da aslında bu şu açıdan çok önemli. İlk Fiesta ve son Fiesta. Yani bu ilk 1976 senesinde ilk üretilen Fiesta. Şu anda Murat'ın kullandığında en son versiyonu. Bu da efsaneydi ya. Bunu hatırlıyorum. Evet. Bu da senin araban. Kanalda var arkadaşlar. Bu da senin araban. İzlemek isterseniz Raptor videosunu şuradan linke tıklayabilirsiniz. Ümit'le. Burası Ford Motorsport Türkiye aracı. Yani Castrol Ford Team Türkiye aracı. Biz onun içerisinde bir de Ford'un basın test aracı operasyonunu buradan götürüyoruz. Yani bütün Mustang'den Ranger'a, Ranger'dan Raptor'a her yani YouTube'da gördüğünüz, dergilerde gördüğünüz bütün arabaları buradan gelip alıyorlar arkadaşlar. Buradan evet. Abi çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani buradan böyle 13 bölüm falan belgesel çıkar. Onu söyleyeyim. Ağzınıza sağlık. Burada arkadaşlar bir tarih yatıyor. Her şeyden önce Serdar abi bu işin işte anlattığı 10 yaşından beri aslında ilk yapıldığı günden beri rally'nin peşinde, işin içinde işte gerek şampiyon oluyor, gerek işte buradaki arkadaşları yarıştırıyor, onları şampiyon yapıyor. Serdar abinin hiç bitmeyen bir heyecanı var ilk günden beri. O da bize feyiz veren bir şey açıkçası. Murat da zaten başarılarıyla şimdi adından söz ettiriyor çok fazla. Biz de o bayrağı aldık, devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Şu an pilot koltuğunda iyi şeyler yaptım ama belki bir gün yönetici koltuğunda da aynı şekilde devam ettiririz. Bu spor çünkü çok önemli. Otomobili seviyorsan bu işin sporunu da takip etmek gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Hatta bir mesaj verelim. Bence Türkiye'de otomobili seven çok insan var ama bu işin sporunu takip eden çok az insan var. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. 1968'den beri Türkiye'de rally yapılıyor. Gelsinler, rallileri izlesinler. Bu işin artık Türkiye'de kültürünü tekrardan geri kazanmak lazım. Çünkü tekrardan diyorum, eskiden vardı. Kaybedildi, tekrardan kazanılabilir bence. Otomobil seviliyorsa bu spor da sevilmeli bence Türkiye'de. Ya kesinlikle. Sen hatırlarsın, 80'li senelerde, 90'lı senelerde Belgrad Ormanı'nda ralliler yapılırken trafik kilitlenip rally durduruluyordu. Seyirci otomobillerinin yoğunluğundan normal yollar tıkanıyordu ve rally yapılamıyordu. Yani öyle bir seyirci. Ya Günaydın rallilerinin falan işte fotoğraflarını falan hatırlıyoruz abi. Yani insan seli var öyle söyleyeyim yani. Şu anda maalesef bu etki biraz azaldı ama temennimiz işte sizlerin sayesinde bizim de biraz itmemizde insanlar tekrar bu yani şeye kazanacak diye düşünüyorum. Söylediği gibi buradan mesajı da verelim. Bu işle ilgilenenler bizle irtibata geçebilir. Yani Türkiye'de artık dünyada şampiyonasının bir ayağı yapılıyor. Yani Marmaris'te Çok da başarılı oluyor bu arada. Çok yani da başarılı iki oluyor. İki senedir çok güzel oluyor. Bir organizasyon yapılıyor.
Evet yani televizyonlardan canlı yayınlar da yapılıyor falan. Yani otomobille ilgisi olan, seven, otomobile aşık olan kişileri çok klişe bir laf olacak ama yani makas atıp drift yapacaklarına gelsinler işin bu taraflarıyla. Kesinlikle. İlgilensinler. Yani. Bu arada Serdar abinin garaja arkadaşlar ulaşmak istiyorsanız aşağıya Instagram adresini bırakırım. Oradan iletişime geçebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Buradaki otomobillerle de ilgili Murat'la ya da Serdar abiyle hangisiyle çıkmamızı istiyorsanız istediğiniz kadar çıkıp çekebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstediğiniz modeli aşağıya yazın lütfen yorumlara. Şimdilik Efsane Garajlar'dan hoşça kalın. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdin garajımıza. Eyvallah. Yani seni de bu arada yaptığın için çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Bu işi her şeyi hayal etmekle başlıyor. Bu işleri buraya getirmiş olman hepimiz için çok büyük övüş kaynağı. Ben daha fazla utanmadan kapıyorum videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Teşekkürler.